Efendim sizce salih amel ne demektir? Salih amel öbür dünyaya yani temiz bir şekilde gitmesi, günahsız bir insan olarak salih amel demek. Tebessüm etmek bir salih ameldir. Namaz kılmak salih ameldir. Dualarımızda ne diyoruz? Rabbi hebli minas salihin. Rabbim bize salih evlatlar nasip eyleyin. Yani her konuda iyi ameller işlemek. Yani Türkçe'ye tercüme ettiğimizde iyi ameller işlemek yani. Yani namaz da olabilir. Bir yardıma, fakire yardım etmek de bir salih ameldir diye düşünüyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu razı oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olan ameller salih ameldir. Peki. Zaten Asr suresinde özetliyor. Salih amel bana göre sırf Allah rızası gözetilerek Allah rızası için insanın işlemiş olduğu hayra yönelik hareketler. Efendim sizce salih amel ne demektir? Salih amel Allah rızası için yapılan her türlü güzel davranıştır. Sözle davranıştır. Salih amel, şimdi her Müslümanın yapması gereken ameller. Sadece hani bir amel yaparken sadece kendimize bireysel düşmememiz lazım. Sadece kendimize yararı var mı düşmememiz lazım. Çevremize insanlara faydası var mı, işte Allah'a memnun edebilecek ameller, bunları düşünmemiz gerekiyor. Toplumu düşünmemiz gerekiyor. Salih amel dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen namazdır. Yani namazımızı doğru dürüst kıldığımız zaman salih ameldir. Mesela öldükten sonra insanlar kendi amelleriyle ölçülecektir. Ve onlara iyi veya kötü olan amelleriyle ona göre sorgulanacaktır. Geçmişten bugüne kadar ecdadımızın yapmış olduğu en güzel örneklerden bir tanesi olan yol, köprü, su gibi örnekler vererek bunu devamlılık arz eden hale getirmişlerdir. İşte nedir? Vakıf kurmuşlardır. Vakıfa önem vermişlerdir. Bizler de bu ecdadımızın bırakmış olduğu değerlere sahip çıkma adına bir takım salih ameller adına işte nedir bu vakıflara yardımda bulunarak ecdadımızın bizlere emanet etmiş olduğu değerlere sahip çıkarak bunları sürdürmeye çalışıyoruz. Efendim öncelikle salih amel ne demektir ve neden önemlidir? Bu ameller bizim ahirette kurtuluşumuza vesile olacak amellerdir. Birkaç örnek verebilir misiniz? Yani bunların başında farzların haricinde sünnetler geliyor. Sünnetleri yaparak ve aramızda selamı yaygınlaştırarak salih amellerin başlangıcını başlatabiliriz. İmandan sonra 3 amel gelir. 1 farz, 2 sünnet. Bunun peşinde Cenab-ı Allah sünnet ile beraber emri bil maruf neyi anil münker yapmamızı emretmiştir bize. Ve bir de sabırlı olmamız lazım. Bu ameller işleyip de sabırlı olmamız lazım. Bunları işlediğimiz zaman inşallah Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu söz üzere saadete ve selamete şüphesiz ereceğiz. Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Salih amel sizce ne demektir? Salih amel direkt iyilikle alakalıdır. Sürekli iyilik yapmak, kötülükten nehyetmek ve nehyolmak. Yani insanların yaptığın bir amel ile yaptığın bir davranış ile insanların mutlu olduğu bir davranışsa yaptığın davranış bu salih amele girer. Ki salih amel de bedava değil. Tamam. Sevabı da var. Zararın yok yani. Salih amel güzel davranışlardır. Mesela örneğin bir taşı yerden kaldırıp bir başka bir yere koymamız insanların düşmesine engel olur. Başka işte insanlara yaptığımız davranışlar, bir aşığı karşıdan karşıya geçirmek gibi. Efendim sizce birbirine hakkı tavsiye etmek ne demektir ve neden önemlidir? Hakkı tavsiye etmek, hani hak Allah'tır. Celle Celaluhu. Cennettir hak, cehennemdir hak, gayiptir hak. Hakkı tabii Allah'tan oluyor. Allah en büyük. Allah Celle Celaluhu mahlukata gücü yeten ve sözü geçendir Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada ne varsa Allah Celle Celaluhu hepsinden haberdar. Hepsinin rızkını veriyor. İnananların, inanmayanların. Efendim, bunların rızkını veren Allah Celle Celaluhu. İşte bu hak budur yani. Bunu bilmek. Rabbimiz insanlara nasıl rahmet ediyor? Herkese bol bol veren Rabbimiz. Hatta inananlara ahirete daha fazla
vereceğini vaadi ver Allah. Mümin kayıp inanıyor. İşte hak Allah'tır. Cennetten konuşmak haktır, imandır. İşte bunlar yani, bunlar konuşmak. Gündemde bu olması lazım. Sizce birbirine hakkı tavsiye etmek nedir ve neden önemlidir? Hakkı tavsiye etmek, doğruyu tavsiye etmektir, iyiyi, güzeli tavsiye etmektir bence. Herkes hani bunu yaparsa, hani bugün işte 2018'indeyiz, 21. yüzyıldayız. Hep haberlerde görüyoruz, gazetelerde görüyoruz sürekli. İşte cinayetler, hırsızlıklar, işte tecavüzler, bunları görüyoruz. Demek ki bir şeyler eksik. Bu eksikleri de telafi etmek için, güzel bir şekilde telafi etmek için demek ki hakkı tavsiye etmemiz gerekiyor birbirine. Yani herkes bu bilinçte olursa bir şeyler daha iyi gider diye düşünüyorum. Birbirine sabrı tavsiye etmek ne demektir ve sizin açınızdan niçin önemlidir? Sabır bence çok büyük bir erdemdir. Her insanda olması gereken bir erdemdir. Birbirine hakkı tavsiye etmek ne demektir ve neden önemlidir? Haklı. Doğruluğu yani. Yani doğruluğu yani. Mesela örnek en dürüst olmak gerekirse haklı. Yani hiçbir zaman bir kulağı yenilmemesi gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Efendim, birbirine sabrı tavsiye etmek ne demektir ve neden önemlidir? Sabır, gerçekten sabretmek çok önemlidir. Mesela dinimizde bile sabrın diyor ki, mesela sabrın meyvesi acıdır ama bekleme çok acıdır ama sonucu çok iyidir. Birbirine hakkı tavsiye etmek, önce hak sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanlara Allah'ın hakkını yerine getirmek için insanları davet etmektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona ibadet etmeleri ve ona şirk koşmamaları buyuruyor. Bu yüzden insanları Allah'a ibadet etmeye davet etmek, birbirine hakkı tavsiye etmektir. Kullar bazında da insanların kul hakkı yememeleri, ahiret hesabının olduğu ve bu ahiret hesabına karşı birbirinin haklarına karşı saygılı olmaları gerektiğini bize ifade ediyor ayet-i kerime. Peki neden önemlidir? Allah-u Teala emrettiği için. Peki birbirine sabrı tavsiye etmek ne demektir? Birbirine sabrı tavsiye etmek de, insanlar dünyada imtihan oluyor ve çeşitli sıkıntılar yaşıyor. O çeşitli sıkıntıları aşmak için insanlar birbirlerine sabrı, bunun Allah'tan geldiğini ve sonucun da yine Allah'a döneceği için dikkatli davranmalarını tavsiye etmektir.